Merhaba, İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan ve sunulan Şehir Hepimizin programlarının 57.sine hoş geldiniz. Bugün iki konuğum var. Profesör Doktor Pınar Uyan Semerci ve Laden Yurtta Güler. Hoş geldiniz. Hoş merhabalar. Evet, bugün gençler kimleri, neden ve nasıl ötekileştiriyor konusunu programa katılan konuklarımla birlikte ele alacağız. Belki hatırlarsınız, biz bu konuda bir program daha yapmıştık. Bu ikinci program olacak. 25 Aralık tarihinde gerçekleştirdiğimiz bu programda Bizliğin Aynasından Yansıyanlar kitabının ilk tanıtımını yapmıştık ve Aralık ayında çıkmıştı. Evet, evet. Değil mi? Çok da taze. Sıcağını. Evet, fırından yeni çıkmış bir kitaptı. Bugün gençler konusunda gene uzun yıllardan beri çalışan Laden arkadaşımızı da yanımıza alarak ikinci programımızı gerçekleştiriyoruz. Ben önce Pınar Uyan'dan birinci programla ilgili kısa bir bilgilendirme rica edeceğim. Tamam. Ondan sonra sohbetimize başlayacağız. Buyurun. Yani biz aslında çalışmamızın olabildiğince detaylı aktarmaya çalışmıştık ilk programda. Bu bir TÜBİTAK projesiydi. Yaklaşık 2,5-3 yıl boyunca biz gençlerle hem derinlemesine mülakat, odaklar, sonrasında da tüm Türkiye'yi temsilen bir anket çalışmasıyla ötekileştirme ve ötekileştirmemeyi anlamaya çalışmıştık. Bunun temel sonuçlarını aktarmaya çalıştık. Beraber düşünmeye çalıştık bu ilk programda. Ama böyle bitmedi lafımız. Sonrasında da ilk programı, yani kitabı tanıttığımız ilk toplantıda Laden bizim tartışmacımız olarak yer almıştı. Gençler üzerine yaptığı deneyimleri sebebiyle onun görüşleri bizim için çok kıymetliydi. Dedik ki bir ikinci programda da Laden'le beraber düşünmeye, tartışmaya devam edelim. Temel kaygımız şuydu açıkçası, maalesef herkes birbirini kendinden daha farklı yargılarla, kendiyle aynı düzeyde görmeden yargılayarak devam ediyor. Bu sadece Türkiye'de değil, aslında dünyada da çok temel bir sorun diye düşünüyoruz. Bunun çerçevesinde de gençlerle biz çalışıp onların perspektifinden bunu nasıl gerçekleştirdiğini anlamaya çalıştık. Hani çalışma gençlere odaklanıyor ama bu sadece gençlerin sorunu olarak gördüğümüz bir şey değil. Bunu ilk programda da vurgulamıştık. Şimdi yine söylemek isterim. Ama gençler de tabii ki hem bu değerlerin oluşma süreci açısından hem de ne yazık ki bu çalışmamızı yaptığımız 2,5-3 yıl çok zor bir 2,5-3 yıldı. Yaşanılan sürekli bir kriz durumu, çatışma ya da daha doğrusu patlayan bombalar, seçim süreçleri, referandumlar gerçekten zorlayıcı bir 2,5-3 yıldı. Bunun ortasında böyle bir çalışma yapmak bir yandan çok zordu, bir yandan da belki bir zorunluluktu. Tarihe bir not düşmekti aynı zamanda. O yüzden de bunu beraber konuşmayı ve düşünmeyi önemli görüyoruz. Belki bir de şeyi söylemek lazım, yani ötekileştirme kadar ötekileştirmemeyi de anlamaya çalışıyoruz ki bunu da söylemiştim, oldukça kalabalık bir ekibimiz var. Ekibimizin içinde de ötekileştirmemenin mümkün olmadığını düşünenler var. Benim gibi ötekileştirmemek de mümkündür diyenler var. Disiplinler arası bir ekiple çalıştık. Belki en sonunu da söyleyip sonra tartışmaya geçelim. Çok bireysel düzeyde olduğu için psikoloji, sosyal psikoloji bizim çok dayandığımız temel ayaklardan biri. Ama bunun tabii ki toplumsallık içinde anlamak sosyoloji, bunun bütün güç dengeleriyle siyasetle ilişkisi siyaset bilimi, bütün bunların sosyal alanda, sosyal hizmet perspektifinden ya da sosyal politika açısından nerelere denk geldiğine bakarak gene ekibimizde sosyal politikadan arkadaşlarımız var. Bu bir ortak düşünme çalışması ve düşünmeye devam ediyoruz diye özetleyeyim. Evet, hemen Laden seni biraz izleyicilerimize tanıtalım. Senelerden beri gençlik alanında çalışıyorsun. Önemli projelerde yer aldın. Bize kısaca bahsedebilir misin geçmişinden? Yani biraz şey demek lazım. Önce şu anda nerede çalışıyorum? Ben de Bilgi Üniversitesi'nde çalışıyorum. Sivil Toplum Çalışmaları Merkezi'nin koordinatörlerinden biriyim. Aslında insan hakları eğitimiyle başladım ben gençlik alanında çalışmaya. Aynı zamanda sosyal politikayla çok ilişkili olduğum için sosyal dışlanma çok çalıştım. Sosyal haklar ve gençlik çok çalıştım. Pınar'la da yolumuz oralarda kesişti zaten. Hali hazırda da işte otonomi, gençlik ve otonomi, genç kadınlar ve başlarına ne
geliyor hem genel olarak Türkiye'de hem de genel pratikler olarak dünyada da gibi konularda gençlik özelinde öznenin kendisinin başına ne geldiği ve oradan nasıl hani güçlenip çıkar üstüne hem aktif olarak projelerle sahada kafa yoruyorum hem de birazcık yazmaya çalışıyorum. Kısaca bu herhalde evet, bunu söylemek lazım. Çok teşekkürler. Gençlikten beklentilerimiz çok yüksek mi Pınar Hocam? Biraz öyle geliyor bana. Yani yaşadığımız birçok sorunun içinde sanki birden gençler işte çözümü bulacak. Ortaya gençlerden evet kurtaracaklar yani. Gibi. Oysa bizim yarattığımız dünyanın içine doğuyorlar ve bizim çalışmada da sıklıkla söylediğimiz üzere aile çok önemli bir kurum olarak var. Bizim kurduğumuz eğitim sistemlerinin içinden geçiyorlar. Bizim kurguladığımız içinde yer aldığımız ve hepimizin zorlandığı gerçekliklerin içinde sosyalleşiyorlar. O yüzden böyle hani gençler umudumuz sizsinizden çok gençler de bizim içinde kurguladığımız, yaşadığımız dünyanın içinde bizim yaşadığımız sorunlarla büyüyorlar, sosyalleşiyorlar ve bir de tabii hani daha önceki programda da söylemiştik ama neden de muhtemelen buna katkıda bulunur. Böyle bir takım imgelerle biz gençleri kategorize ediyoruz ya da genç deyince aklımıza gelen bir tür stereotipler var ve onun içine hapsediyoruz. Oysa gençlerin içinde de çok farklılık var. Nasıl kadın dediğimizde kadınlar arasında, nasıl erkek dediğimizde bir tür erkeklik halinden bahsedemiyorsak gençler arasında da beklentiler, eğitim düzeyleri, hayat şekilleri, çocuğu olan genç olma hali, olmama hali, bütün bu farklılıkların da altını çizerek hani tabii ki bir nesil vurgusunu yapmak önemli. Hangi dönemde genç olduğunuz, hangi dönemde çocukluğunuzun geçtiği bu çok önemli bir katkı Mannheim'den öğrendiğimiz. Ama böyle kurtarıcı bir güç olarak gençlere bakmaktan ziyade gençlerin de dertleri, tasaları, içinde yaşadıkları koşullarla şekillenen bir varoluşları var. Evet, en azından bizim çaresizliğimizi bir ölçüde onlar da paylaşıyorlar herhalde. Değil mi? Yani evet. Belki Pınar'ın şeyini eklemek, Demet Lüküsü'nün çok kullandığı bir kavramdır mit diye, gençlik miti diye. Bence anmak da lazım Demet'i. Bence önemli bir şey bu gençliğe yüklenen romantik bir mit hali var. Bu aslında ikili, bir tanesi kurtarıcı olması. Bir tanesi de kriminalize etmek gençleri. Yani ya kriminalizeler ya kurtarılması gerekenler ya düzeltilmesi gereken onlar ya da zaten onlar kurtarıcı, daha reformist, daha tırnak içinde söylüyorum liberalmiş gibi kodlanan bir böyle sembolik anlamlar öyle ve değerler. Öyle olmaları gerekiyormuş gibi sanki. Aynen öyle. Bunu yani tam da öyle olmaları gerekiyormuş gibi dil de öyle üretiliyor. Yani de, söylemin kendisi de, narratifi de öyle üretiliyor. Şeye bakmıştım ben bir çalışmada. Yani 1930 ile 80 arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki parlamenterlerin gençlik hakkında ne düşündüklerine bakmıştım. Çok sembolik olduğu için önemli bence. Meclisin tutanaklarına bakabiliyorsunuz çünkü. Yani siz de girip hepimiz bakabiliyoruz. Meclis tutanaklarına girip baktığımızda ve bunu analiz ettiğimizde tam da bu iki çok kabaca dalda şey yapıyor. Ya kriminalizeler. Mevcut anayasamız da öyle zaten yani 80 anayasasına dayandığı için hikaye gençlikle ilgili olan maddeler de o zaten. Ya kriminalizeler ve kurtarılmaları gerekiyor ya da zaten onlar kurtarıcı güçler memleketi işte refaha kavuşturacaklar zaten bizi kurtaracaklar. Biz yani memlekette onların omuzları üstüne gidecek. Ama bunların ikisi de yüklenmiş fazla fazla monolitik algılar gençliğe ilişkin böyle. O yüzden önemli bir şey bence altını çizmek için. Öyle bir durum yok halbuki tahmin edebileceğiniz. Nasıl bir durum var? Ya birazcık daha şey, geçen programda da konuştunuz, ben de programı izledim, ellerinize sağlık, şahane. Araştırmaya da referansla konuşmak açısından söylüyorum. Yani 18-30 yaş arasına eğer bakıyorsak daha genel geçer, genç kim diye bakmak lazım herhalde. Kim genç diye tanımlanıyor genel algıda, araştırma üstünden de, tabii araştırma çok daha heterojen bir şekilde bakıyor mevzuya yani. Orada sadece demografik olarak değil mi? Genç diye algıladığımız özne, genel geçer söylemleri analiz ettiğimizde bir tanesi evli olmaması bir gençlik şeyi mesela. Evlendiği zaman genç değilmiş gibi davranıyoruz çünkü. İkincisi hanenin dışında yaşaması durumunda genç olmuyor artık. Tırnak içinde okul için hane dışında yaşamasını saymıyorum ki üniversiteye gidip tekrar aileye dönmesi hikayesi. Üçüncüsü de düzenli bir işinin olup olmaması, genç olup olmamasını belirleyen şeylerden üç tane, tabii ki daha başka kategorik olarak ayırabiliriz ama bu üç tanesi önemli belirleyicilerden üçü demek lazım. Şimdi bunlar olunca yani evli olduğunda, hane dışında yaşamaya başladığında ve tırnak içinde yine söylüyorum düzenli bir işi olduğunda ki gençlerin bir kısmı çalışıyor zaten düzenli iş yapıp olmaması sadece tartışılır. O zaman yetişkinmiş gibi davranılıyor.
Şimdi bu önemli bir kırılma. Bu toplumun algısı ve davranışı. Evet, bu sadece Türkiye özelinde değil. Yani Avrupa'da da benzer şeyleri görüyoruz, eğilimleri görüyoruz. Yani bu üç arasında değişen Avrupa'da eğilimleri. Avrupa'da ve gelişmiş Avrupa'da görüyoruz. Kuzey Avrupa'da da benzerlerini görüyoruz. Hatta sadece Güney Avrupa'da değil. Evet. O yüzden zaten gençlik çalışması diye bir şey var. Yani o hani ya hayır özne onlar falan tartışmasının bir parçası olarak. Evli olmak önemli dediğim gibi şeylerden biri. Hane dışı ve dediğim gibi istihdam. Şimdi her üçünün de aslında gençlerin ekonomik olarak ne kadar otonom olduklarıyla doğrudan ilişkisi var. Şimdi bu kritik bir şey bence. Sizin çalışmada da çok fazla gelen şeylerden bir tanesi. Şöyle bir şey biliyoruz. Sadece Pınar'la Emre'nin ve ekibin, bütün ekibin ellerine sağlık yaptıkları bu şahane çalışma değil. Ondan önce 2015'te yine Emre Erdoğan'ın imzasını attı. 2013'te de bizim ekibin yaptığı genç yine Türkiye örneklemi olan... Bizim ekip hangi ekip? Bizim Toplum Çalışmaları Merkezi Bilgi Üniversitesi. Bilgi Üniversitesi. Bilgi Üniversitesi. Şebeke projesi kapsamında yaptığımız 3 tane birbirini takip eden araştırma var. Çok şey, yani fena bir şey belki söylemek lazım ama Türkiye'de gençlerin örneklemlerden, üçü arasında araştırmalarda bir miktar şeyler, yüzdeler değişiyor ama ortalama olarak %70 ile %80 arası genç ailesinin desteği olmadan bir aydan fazla hayatta kalamıyor. Şimdi bu çok... Bir ay her Max. Üç araştırmanın da, aynen her çalışmanın öyle. Da evet. Sonucu. Üç araştırmada da aynı soru soruldu. Gençlere dendi ki, sen ailenin desteği olmadan maksimum ne kadar hayatta kalabilirsin? Hayatta kalabilirsin, dramatikleştiriyorum çünkü. Yani, ama yani nasıl devam edebilirsin diye. Hayatını nasıl devam edersin, sürdürürsün. Aynen öyle. Hiç, bir ay, üç ay falan diye böyle kategorileri var araştırmanın. Yani biz de birbirimizle konuşan ve birlikte düşünen bir ekip olduğumuz için onu sürekliliğinde takip edebiliyoruz. %70 ile %80 arasında değişiyor rakamlar. Şimdi bu şu demek, 10 tane gençten ortalama 7'si ya da 8 tanesi ailesinin desteği olmadan bir aydan fazla süre hayatta kalamıyor demek. Neden bahsediyorum? Evinin kirasını ailesi vermek durumunda ya da ailesiyle yaşıyor. Harçlığını ailesinden alıyor ve veya çalışan yoksul mutlaka destek bir gelire ihtiyacı var. Dolayısıyla... Her kesimde böyle mi? Yani alt orta sınıfta daha yaygın çünkü aile daha ciddi bir güvenlik ağı, koruyucu çalışıyor. Ama bu yani orta, üst orta sınıfta da benzer pratikler var. Çünkü gençlerin korunmama hali sınıfsal olarak ortak kesen bir durum bana sorarsanız. Bir de şöyle düşünmek lazım, alt ve orta sınıfta belki beraber yaşarken yani genç de aileye destek oluyor, evet. Aile de gence destek, evet. Destek oluyor. Yani hayatta kalma savaşını beraber veriyorlar. Hı-hı. Üst ortada ise daha farklı tüketim biçimleri olduğu için maaşlı çalışsa bile o maaş kendi yaşam yeterli koşullarına ya da hayat şartlarına uymuyor. Yani orada bence Ladin'in ısrarla vurguladığı ve bizim çalışma ve diğer gençlik çalışmaları için önemli olan nokta, gencin aileden bağımsız bir hayat kurgusunu kuracak şekilde ayakta kalmaması. Yani dediğim gibi aile destek de bunun bir parçası. Hı hı. Ailenin ona destek olması da bir parçası ama o ailenin bizlik halinden ben olmaya, birey olmaya, kendi hayatını kurgulamaya, tercihlerini yapmaya geçiş ki bu zaten Ladin'in işte aileden biraz... farklı davranmasına tabii. Evet, tam da zaten o değer sisteminde aynen. Farklı olabilmesine, başka tercihlerde bulunabilmesine biraz engel olan bir durum. Tam öyle yani biz de hemen devamlı getireyim. Daha önce de çok konuştuğumuz için. Mevcut durumda Türkiye'de de zaten sosyal politika uygulamalı ve araçlarının kendisi daha aile odaklı araçlar. Dolayısıyla özne odaklı araçlar değil. Yani gencin kendisine değil ailenin kendisini kesinlikle. Destekleyen bir takım sosyal politika araçları kullanılıyor. Şimdi burası bir paket. Gençlerin kendisi ya çalışan yoksullar dediğim gibi varsayımsal olarak eğer iş bulabiliyorsa ya da iş bulmak istiyorsa da bunu sizin çalışmadaki son rakamı hatırlamıyorum ama %70 civarı olması lazımdı. Baktıydım. Diğer çalışmalarda da benzer bir şey çıktı. %70 civarında gençler farklı araçlarla aramalarına rağmen işlerini aileleri aracılığıyla ya da tanıdıklar aracılığıyla buluyorlar. Yani dönüp devamlı şeye geliyoruz. Ailenin kendisinin bir güvenlik ağı olduğu, öznenin kendisine değil aileye o güvenlik ağının sağlandığı zaten sosyal politika araçlarıyla da bir durum. Dolayısıyla Pınar'ın demin söylediği gencin kendisi ailenin tercihleri içinde kalıveriyor. Evet. Biz buradan da tabii ötekileştirmeye ilerliyoruz değil mi? Yani bu tabii işte o bizlik halini orada kurgularken o bizlik halkası genişleyebiliyor. Aile daha geniş aileler ya da belli bir takım ilişkiler, kimlikler üzerinden
o ailedeki biz olma hali başka yerlere de taşınabiliyor. Şeyi söylemeyi önemli görüyorum. Yani biz şu an gençliği konuştuğumuz için bu sosyal politikayı böyle kurduk ama özellikle daha sakat, engelli çalışmalarında da bu çok söylenen bir şeydir. Yani sosyal politika bireye, kişiye, her bir insanın ihtiyacı, her bir vatandaşının ihtiyacı üzerine kurgulanmadığı zaman aslında biz haneyi en küçük birim aldığımızda bu oldukça hareket alanını daraltan bir şey. Yani bunun farkında olmak şu açıdan önemli. Burada konuştuğumuz gençler üstünden konuştuğumuz birçok şey aslında Türkiye'de birçok başka sorunun da farklı şekillerde tezahürü. Bunu öyle anlamamız lazım. Evet. Yani aile mevzusu da öyle. Yani şu an gençler bağlamında ele alıyoruz ama İster toplumsal cinsiyet kadın çalışmaları olsun, ister engel alanında çalışan arkadaşlarımız olsun, bunu defalarca aslında farklı alanlarda söylüyor. Bizim çalışmamızda aile sosyalizasyon açısından en birincil aktör olarak yer alıyor. Yani bütün derinlemesine mülakatlarda biz bu aile öykülerini ve bu aile öykülerinin ne kadar hayati olduğunu dinledik. Anket çalışmamızda da bu çok net çıktı. Çünkü bazen yani özellikle babalardan ama bütün ebeveynlerden ya da bazen hala, amca gibi temsillerde de olabilir. Ailede ciddi bir siyasal hareket varsa bu siyasal hareketin çocuğun sosyalizasyonunda, gencin sosyalizasyonunda çok önemli bir etkisi olduğunu gördük. Bunun bazı noktalarda kırılmaları olabiliyor. Yani içinden geldiği dalgaya karşı ya da rağmen gelişebiliyor ki bence bu da yine ailenin rolünü azaltan bir şey değil. Aileye rağmen ve karşı durmak için de orada çok güçlü bir kimlik gelişebiliyor. Bazen de bunu benimseyerek, bunu içselleştirerek bir devam süreci var. Yani bayrağı devralmak gibi. Ama mağduriyet öyküleri ki ilk programda çok konuşmuştuk. Yani mağduriyet öyküleri açısından ailenin o anlattığı tarih, Türkiye tarihi, kendi aile tarihi, mağduriyetin hikayesi aileden gence geçiyor ve genç bununla büyüyerek dünyayı okumaya başlıyor, kendi varoluşunu kavramsallaştırıyor. Bir noktayı da belki daha söylemek lazım. Biraz daha zor kimliklerde ya da biraz daha zor ailenin kendini koruma içgüdüsüyle bazen pekiştirme yerine ket vurmaya da gidebiliyor aile. Yani kimliklerini mümkün olduğu kadar işte kamuoyuyla paylaşmamak, toplumsal hayatın içinde bu kimliğin söylenmemesini sağlamak gibi noktalar da var. Yani ailenin her şekliyle tutumu gencin o kimlikle olan hesaplaşmasına ya da sahip çıkışında önemli bir rol oynuyor. Biraz daha zor derken neyi kastediyoruz? Yani şöyle diyelim, örneğin Alevi bir aileden geliyorsa o Alevi kimliğini Ermeni aileden ya da işte Kürtçe konuşmak, konuşmamak, okulda bu kimliğin farkında varıp okulu terk etme öyküsü gibi. Yani kitapta uzun uzun yer verdiğimiz derinleme alıntı, derinleme mülakatlardan alıntılar bunları gösteriyor bize. Burada çok daha pekiştirilen kimlikler olabilirken bazen de dediğim gibi çocuğu korumaya yönelik ya da işte ailenin genci korumaya yönelik bir şeyi var. Evet. Dil anlatısı böyle bir şey. Ya bir geri gideceğim adım ki sonrasında söyleyebilirim. Şimdi bu ailenin bütün her yani kararların ya da güvenlik ağının aileden geliyor olmasının handikapını belki bir parantezde söylemek lazım. Sadece söylüyor olmak değil, açmak ya da yani. Bu şu demek, tercihleri ister engelli çalışmalarında ya da işte engelli örgütlerin bazıları sakat diye tanınıyor, sakat çalışmalarında, ister toplumsal cinsiyet anlamında kadının durumunda ya da gençler anlamında bu şu demek, ailenin kendisi ya da hanenin içinde kim tanımlanıyorsa aile olarak ki daha çok konvansiyonel bir aile tanımlaması var Türkiye'deki mevcut politika araçlarında, ailenin kendisi belirliyor nasıl bir yaşam sürmek istediğini ve nasıl bir şey deneyimlemek istediğini o özne adına. Şundan bahsediyorum. Gencin kendisinin hangi üniversiteye gideceği, hangi okulda okuyacağı, hangi mesleği yapacağı, seçeceği, aynen öyle, kiminle evlenebileceği çok büyük oranda. Buraya kadar. Buraya kadar biz yani iki tane 2015-2013 araştırmaların her ikisinde de bu çıktıydı. Yani, buralarda da %70-%80 oranı geçer. Değil. Toplumsal cinsiyet anlamında daha radikal bir şey var orada. Ortalaması yani ne giyeceği mesela gencin. Nereye gidebileceği, kimlerle görüşebileceği %30 civarında. Yani %25-%35 aralığında geçiyordu iki araştırmada. Bu bile çok önemli bir rakam. Çok yüksek. Bunun %75'i genç kadınlar ama. O %25-30'luk dilimde %75'i genç kadınlar kesiyor. Ve bu çok çok yüksek bir oran. Evet. Bu şu demek, her 10 gençten ya da her 4 gençten yaklaşık olarak bir tanesinin ne giyeceği, hangi telefonu kullanacağı, mesajlarına bakmaktan tutun da dışarı çıkıp çıkamayacağına kadar
kendisi karar vermiyor. Bu kalan o oranın %75'i genç kadınlar zaten. Ve yani memleketteki toplumsal cinsiyetle ilgili olan sorunları tekrar dönüp baktığımızda ne kadar, ya olana değil de olmayana baktığımızda ne kadar büyük bir oran olduğunu görüyoruz zaten. Dolayısıyla ailesine döndüğünde de Pınar'ın son bıraktığı yere bağlayacak olursak, tekrar dönüp aile sosyalleşmesi ve onun üstüne sosyalizasyon tamamının oradan sağlanması üstüne döndüğümüzde de ailenin kendisinde olan tercihleri ya benimsiyor ve kendisi kabul ediyor ya benimsemese bile bir strateji olarak benimsiyor hali geliyor. Evet. Görüntüde böyle görünmeyi tercih ediyor. Aynen öyle. Kaldı ki orada mevzu, yani ay konvansiyonel aile kötü öyle bir şeyden bahsetmiyorum. Ya da yani senin de bahsetmediğin şey. Mevzu şu. Özne'nin kendisi tercih edebilir olsun. Sonra nereye doğru ilerleyebileceğine karar versin. Yani onun adına karar veriliyor olmasın tartışması bir aslında de, birazcık. Yani şeyi çok vurgulamıştık gene bizim çalışmada, bu farklı yaşamlarla, farklı deneyimlerle temas etmek gibi. Yani ailenin bu kadar etkin tek sosyalizasyon aracı neredeyse belirleyici, çok büyük bir kesim için. Okullar farklı bir şey sağlıyor ama okuldan sonra da çok büyük bir kitle Türkiye'de ne çalışıyor ne okuyor. Gene burada toplumsal cinsiyet önemli. Kadınlar, yani genç kadınlar için bu daha büyük ama erkekler için de böyle bir şey. O zaman farklı çevrelere, farklı gruplara, farklı varoluşlara erişimler bu kadar az olunca bilmediği, yabancı olan, farklı olan adı anlamaya ya da beraber yaşamaya dair de pratikler gelişemiyor. O yüzden burada bizlerin düşünmesi gereken önemli bir şey, bu alanları nasıl çeşitlendirebiliriz? Yani sadece okulu ve nasıl bir araya getirebiliriz? Yani sadece aile ve okul dışında varoluş alanlarını düşündüğümüzde, tabii bu gene ekonomik durumlarla, dezavantajlı gruplarla, hani farklı farklı gruplarda aynı şekilde tezahür etmiyor ama var, yani şöyle hayal etmek, genç nerede olabilir, nerede sosyalleşebilir, nerede var olabilir, nerede kendi istediği başka eylemleri bir arada yapabilir? Evet. Bu çok basit bir müzik aktivitesi de olabilir, beraber zaman geçirme pratiği de olabilir. Çünkü bunların hepsi belli bir oranda bir maddiyata dayanıyor ve bu tüketim biçimleriyle şekillenen bir varoluşta da işte daha biz bize benzeriz şeklinde gruplarla var oluyor. Ki burada hani belki bu çalışmanın odağı olmadığı için bunu çok derin tartışmıyoruz ama bence çok önemli bir şekilde bu çıkıyor. Yani nerelerde var olabiliyorlar, neler yapabiliyorlar ki zaten işte kendisi bir aile kurmuşsa, kendi çocuğu, kendi işte eşi varsa zaten o başka bir hayat sürmeye başlıyor. Genç olma halinden çıkmış oluyor. Evet, biz bunu okulda da gözlemliyor muyuz aynı durumu? Yani gençler kendileri gibi olanları veyahut da öyle düşündükleriyle bir arada olmaya mı önem veriyorlar? Yani okul dediğimizde eğer 18 yaşa kadar olandan bahsediyorsak zaten o orası, yani oradaki kurumsallaşma başka bir şey. 18 evet. yaş üstü üniversite ise eğer oradaki başka bir şey. Üniversitenin içinde şimdi doğrudan anket çalışması yok bununla ilgili, doğrudan baktığımız yok. Fakat bir eğilim var bunu söyleyebileceğim. Sizin şeyleriniz yani de söylüyor. Yani şöyle bir şey var orada. Biz yani şu anda da başka bir çalışmanın sahası bitmek üzere. Ki onu da biz programı evet, haline programda getireceğiz evet, değil yani mi? Yani evet. Orada karşımıza çıkan şu, bu üzerine çok düşündüğümüz bir şey. Bu eko odaları diyoruz. Yani kendi kendi sesinin yansımasını duyduğumuz şeyleri arıyor. Şimdi gençlerin özellikle büyük bir kısmı da işte Facebook, Twitter gibi sosyalleşmenin bir parçası da artık bizim zamanımızda belki olmayan başka tür bir sosyalleşme, bir yeni bir alan var. Ve orada şunu görüyoruz. Yani okulda da bu tercih oluyor mu ya da zorunlu olarak bir sınıf halinde farklı gruplarla karşılaşıyorlar mı? Burada hangi okul, nasıl bir eğitim modeli, ne veriliyor gibi bakmak lazım. Yani mesela bilgi açısından düşünürsek biz sınıfta bunu mümkün olduğu kadar çok kılmaya çalışıyoruz. Yani sınıfın korunaklı bir havası vardır diyoruz ve o farklılıkların birbiriyle konuşabildiği ortamlar yaratmaya çalışıyoruz. Ama tabii ki bu bir zorunlu bir aradalık gibi de bakabilirsiniz. Ama buradan doğan arkadaşlıklar, buradan doğan ortamların da çok önemli ve çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. Diğerinde ise, sözünü unutma, diğerinde ise giderek, yani bu sadece gençler için değil, gündem zorlaştıkça ya da varoluş biçimleri işte şu an için ne diyelim zıtlaşma, kutuplaşma arttıkça
farklılıklarla mücadele etmek zorlaştırıyor. Yani diğer sesi, öteki sesi dinlemek yerine daha kendi sesinin o yansımasını duymaya çalışma eğiliminin arttığını görüyoruz. Bu gençlerde de bir dereceye kadar öyle. Bence daha zor olan, ki işte şu an çalışmamızda bakmaya çalıştığım şeylerden biri, kimlerle farklı şeyler tartışabiliyorsunuz? Yani aile içinde bu konuları konuşuyor musunuz? O aile biraz daha geniş aile olduğunda konuşabiliyor musunuz? Ama bir iş yerine girdiniz, orada konuşabiliyor musunuz? Yani nasıl bir görüşe sahip olduğunuzu kimlerle tartışabiliyorsunuz? Özellikle daha zorlayıcı konularda. Bu çok önemli bir şey. Çünkü bir kısmı da özellikle genç gibi daha kırılgan gruplar varoluşları daha bir sessizlik içinde sürdürmek. Yani başka düşünüyorsa da, farklı düşünüyorsa da bunu dillendirmemeye çalışabiliyor. Burada tabii daha işte çoğunluk olanın sesinin daha çok duyulmasına yol açan bir yere gidebiliyor. Yani şey söyleyeceğim, okulla ilgili geri dönüp, şimdi okul göreceli olarak o kadar demokratik bir yer değil bunların konuşulabileceği. Tabii. Bu yani orta öğretim de olsa, bu yüksek öğretim de olsa birinci olarak o okul günün sonunda bir sertifikasyon mecrası. Ben de okuldaki hocalardan biri olarak ve çok rahatlıkla söylüyorum. Dolayısıyla orada aslında bir iktidar mekanizması var. Dersi verenle, sertifikasyonu sağlayacak olanla. Ama benim sorum sadece sınıfı değil. Tam onu söyleyeceğim. Evet, onun dışında da yani sınıfın içi, orası güvenli bir alan, yani Pınar'ın çok söylediği doğru, güvenli bir alan yaratmaya çalışan bir eğilim var. Bu gençlik çalışmasından bir takım metotları da kullanıyor. Daha konstruktif, yapısalcı öğrenme metotlarını da kullanan, yüksek öğretimde de bunu kullanan eğilimler var. Bunun için yan yana getirme olabilir, bunu tercih ediyor olabilir. Kullanan da var, kullanmayan da var diyelim. Ama kullanmayan da var. Dolayısıyla yani okul bir mecra olabilir. Ama göreceli olarak çok sınırlı ve içindeki öznelerle çok bağlı. Bir de okuluna göre de değişir. Aynen öyle. İkincisi ama şunu söyleyesim var üstüne, yani kimlerle konuşabiliyor. Dönüp oraya geliyorum, bu gençlik çalışması, sivil toplum, katılım mevzuları o yüzden çok kritik. Şimdi farklı gençlerin yan yana gelmesini sağladığınız durumda, bunu ve güvenli bir ortamda yaptığınızda ve böyle bir sertifikasyon ilişkisi yoksa eğer, bu kritik çünkü yani oradan mezun olacak, diplomayı alacak falan falan gibi bir şey. Ve birbirleriyle konuşmalarını sağlarsanız o zaman tanışıyorlar. Ve çalışmada sıklıkla söylenen temas mevzusu, o yüzden aileden başladık zaten, çok kritik şeylerden bir tanesi. Temas ettiğiniz zaman, ötekileştirdiğiniz durumda bile, ya benim aslında XX arkadaşlarım var. Aslında ben X, yani oradaki X'i bir sürü tamamlayabilir. Kürt arkadaşım var, gay arkadaşım var falan. Ama yani... Mütedeyin olabilir. Mütedeyin olabilir. Ya genellediği her şeye, olumsuz nitelik yüklediği her şeyle ilgili olarak temas ettiyse eğer, en azından bir durup, bir es yapıp, ah benim bir arkadaşım var deyip başlıyor. Şimdi bu çok, yani yeterli olmayabilir ama çok önemli bir şey. Zaten aslında çalışmanın tam kalbi. Yani şöyle, siz bir gruba sadece o grubun üyesi olduğu için bir kişiyi ötekileştiriyor musunuz? Yoksa orada kırılıp, ya onların hepsi de siyah değil ya da onların hepsi de beyaz değil, içinden işte benim o X dediğim arkadaşım var ki ben tanıştım. Ve çok aramızda ortak çok noktamız iyi. Var. Evet. Evet. Ve yok hepsi için bunu kullanma. Hepsi böyle değil demeye başlıyoruz. Yani, o zaman da işte o aşağıda yukarıda görme, kendim için hayal ettiğimi onlar için de, tırnak içinde, diğerleri için. Yani öteki hale gelmiyor. Benden farklı olabilir. Aynı düşünmüyoruz. Başka tür yaşamları seçiyoruz. Ama beraber yaşayabiliriz. Z'ye doğru bir ümit taşıyabiliyoruz. Tam onunla ilgili olarak da şey, yani o beraber, yani bu işte gençlik çalışması olabilir, sivil toplum olabilir dediğim temas hali dediğim hikayede mevzuda hareketlilik, yani hem dediğin anlamda aşağıda yukarıda görmek anlamında hareketlilik, mobilite, bu mobiliteyi hem kelime anlamında kullanıyorum hem de sembolik anlamda kullanıyorum mobiliteyi burada. Kelime anlamında kullanıyorum, hareket ettirmek gençleri. Yani mevcut olduğu lokalindeki o coğrafyadan çıkartmak. Aile bunun hem gerçek hali hem de sembolik hali aslında. Sadece aile değil, onu çevreleyen işte çevresi, içinde bulunduğu grubu falan. Onun için. Oradan da çıkıp özne olarak başka öznelerle yan yana gelebileceği güvenli alanlar yaratmak. Gayet fiziksel bir şeyden bahsediyorum. Güvenlinin altı çizildi. Tabii ki. Gayet. Yani güven, yani bu Erasmus programı bunun mesela en üst, uluslararası olan falan programlarından bir tanesi. Türkiye'nin de içinde olduğu program. Değişim, öğrenci değişimi. Öğrenci değişimi ya da uluslararası gönüllü programı, Avrupa gönüllü programı da bunun parçalarından biri. Bunlar şans eseri değiller. Yani o temas hali hakikaten önemli bir şey. Hem de zihinsel olarak oradan çıkabileceği,
Dolayısıyla güvenli olarak tartışabileceği alanlar yaratmak, ötekiyle karşılaşabileceği, bunu hem yani buna hem hoş geldin diyebileceği, hem de o tartışmayı, o sözü oraya düştüğünde tırnak içinde söylüyorum, başına bir şey gelmeyeceğinden emin olduğu alanlar. Bunu kimlere söylüyoruz? Bunu ya bir sürü yere söylüyoruz aslında. Politika yapıcılara da söylüyoruz. Kamu yönetimine söylüyoruz. Tabii tabii, bakanlığa söylüyoruz. Yani. Evet. Mesela o yüzden üniversite ve üniversitelere söylüyoruz. Aynen. Evet. Yani çünkü sivil alanda bunun için çalışan bir sürü sivil toplum örgütü var zaten. Evet. Bunu yapabilmek için. Bir şey daha ekleyeyim bununla ilgili olarak. Bu bir katılım aracı aynı zamanda. Yani sosyal katılım, yani sadece bir siyasi katılımdan bahsetmiyorum. Gençlere hep şey derler, ay oy vermiyor, ay ilgilenmiyor, ay pıtı pıtı. Hani yani o iktidarla bir ilişki kuramadığı durumda ya da sözünü söyleyemediği durumda zaten ilgilenmesini bekliyor olmak. Hani niye acaba? Evet, saflık. Aynen öyle. Evet. Ama öte taraftan da hani gerçekten varoluşu, özne olarak tanınmasının yollarından bir tanesi. Çıkıp da temas edebilmesi, yan yana gelebilmesi. Burası kritik şeylerden biri. Bir şey soracağım. Unutma söyleyeceğini. Tamam. Çok yaygın bir görüş. Gençlerin görünmediği her alanda, özellikle siyasetle ilgili alanlarda ilk tepkimiz hemen çekiniyorlar. Hmm. Korkuyorlar. Bu ne kadar gerçek? Çok gerçek. Yani gerçek diye nasıl tanımlamak lazım emin değilim ama olabilir. Evet. Hakikaten tanımıyor çünkü orayı siz yani gençlerle beraber kurmadınız ki o yapıyı, gençlerin de zaten onu benimsemesine. Esas önemli olan bu değil mi? Evet, canım benim harikaymış, bu da benim oldu demesini beklemek. Yani evet. Şöyle bir yapı, genel geçer eğilim bu, sadece Türkiye için değil. Yani bir sistem kuruluyor, tabii bunun şimdi başkasını yapmaya çalışanlar da var ama sistemi kuruyorsunuz ve sonra oraya davet ediyorsunuz. Gelmesini bekliyorsun. Davetten de evet. Yani evet. Tam da onlar için kurmuşsun diyorsun. Evet. Gelmesini bekliyorsun. Ya da iyi ihtimal davet ediyorsun. Hadi niye gelmiyor diyorsun ona. Ama yani birlikte kurmak diye bir opsiyon var. Her zaman var. Yani o sistem her nasıl kuruluyorsa onu birlikte kurmak diye bir opsiyon var. Ve bunu da yani bu araştırma özelliğinde zaten bence gençler söylüyorlar. Başka başka şekillerde. Çok çok ciddi söylüyorlar. Ne kadar ait oldukları, ait olmadıkları, ilişkilendikleri. Ya o ilişki halinin nasıl kurulup kurulmadığını. Ama bütün dezavantajlı gruplar için bunu söyleyebilirim. Zaten orada şeyin altını çizmek lazım. Yani bu çocuk çalışmalarında daha net çıkıyor. Çünkü çocuğun katılımı çok fazla söylenmeye başlanan bir şey ama çocuğun katılımını sağlamak çok kolay değil. Yani şimdi her tür şeyi büyükler için burada kurgulayıp sonra çocuğu getirip gel burada katıl dediğin hadi zaman bakalım, bu oyunu oynayalım. O olacak bir şey değil. Yani çocuk katılımı dediğinde onu çocuğun göstermelik katılımı değil. Aynen. Gerçek bir katılımını sağlayacak mekanizmaları kurmak gerekiyor. Şimdi bütün dezavantajlı gruplar için bu böyle ama bizde de şey alışkanlık haline geldi. Hangi toplantı olursa işte Suriyeli arkadaşlar yok. Onlar tabii ki kendi konuşmaları, kendi istediklerini dillendirsinler ama siz orada iyi bir çeviri imkanı sağlamazsanız sadece göstermelik bir katılım olursa burada çok ciddi bir problem oluyor. Yani hem bir meşruiyet kazanmış oluyorsunuz çünkü orada katılımcılar arasında var gibi ama aslında sesini duyurmasına ya da derdini anlatmasına izin vermiyorsunuz. Gençlerde de bu böyle, çocuklarda da bu böyle. Yani her tür sistemin onların ihtiyaçlarını görmeden kurgulandığı anda biz hem meşruiyet için onları kullanmış oluyoruz hem de aslında gerçek bir katılım elde etmiş olmuyoruz. O yüzden belki zaten ihtiyacı olan ya da kurmak istedikleri modeller bizim kurduğumuz modeller değil. Yani şurayı bile alsak, bu mekanı buraya gelseler belki kurulacakları şey böyle bir üçlü oturma seti değil. Tabii. Ya da işte kameranın yarı öyle değil, masanın biçimi böyle değil. O yüzden buna imkan sağlayacak özgürlük alanları açmak gerekiyor ve ondan sonrasını zaten belki hayal edemiyoruz. Yani ondan sonrasında başka bir gerçeklik oluşacak. Dille ilgili kısma çok ekleyesim var yani. Çok iyi getirdiğini düşünüyorum. Yani bu işte Suriyeli arkadaşlarımız aramızda mı toplantıda evet. Çok sıkça söylenen bir şey. Orada çok böyle doğrudan bir dil şey var, çeviri derdi var mesela. Gençlerle ya da çocuklarla ilgili ve veya başka dezavantajlı gruplarla ilgili zaman zaman atıyorum. Türkçe konuşuyor olsak bile örneklemek için söylüyorum. Aynı dili konuşmuyor oluyoruz. Dolayısıyla gençler nerede, çocuklar nerede diye sorulduğunda aslında siz işte son derece terminolojik, işte bürokrasiye, yani oranın her kurgunun olduğu gibi oranında bir bürokrasisi olabilir ve oraya referans veren bir dil kuruyor olabilirsiniz. Ve o özne, çağırdığınız özne onunla hemhal olmamış olabilir. Dolayısıyla söylediği şey
beyin altı sanki deneyimiyle ilgili bir şey söylüyor olabilir ve o deneyimi değersiz kılıveriyorsunuz o toplantıda. Gençler özelinde bu çok sıkça görülen şeylerden bir tanesi. Yani yetişkin, sen şimdi konuşma, sen yetişkin olduğunda biz seni dinleyeceğiz zaten çünkü ben de gençtim gibi bir dil ve akıl var. Yani sıklıkla tekrarlanan. Hem gençlerin deneyimini değersiz kılan, hem bizimle aynı dili konuşmuyorsun diye söylenen, yeterince hani aynı dil tırnak içinde söylüyorum. Hem de aynı zamanda da dur ben şimdi senin yerine söyleyeyim. Ben onu yaşadım daha yeni. Sen benim yaşıma gelince. Ama o yenilik 10 sene, 15 sene öncesi. Tabii yani o iyi niyetli sene. Daha da eski olabilir. Yani çok bağlamla ilgili bir şey. Çünkü ihtiyaç dediğiniz şey özneye göre ve öznenin yaşadığı coğrafyaya, zamana göre değişen bir şey. Ya şu anda 18 yaşında olan birinin ihtiyaçlarına dair sadece bir fikrim olabilir. Yani bunu dinlemeden de bilemem. Yani acaba böyle mi diye olabilir. Ki çok da iç içe olduğumuza rağmen ikimiz de adına da söylüyorum. Ama bence zaten yani bizlerde de öyle bir yanılsama oluyor. Yani sürekli biz kendimizi de hala genç genç gibi görme. Yani sonra aslında yaşları fark edince ne kadar büyüdüğümüzü arada gerçekten çok ciddi farklar var. Ve ben şeyi gerçekten önemsiyorum. Yani sosyalleşme biçimi değişiyor. Tabii. Yani çocukların kullandığı, şu andan itibaren başladığı, bütün o içine girdiği başka bir tür internet üzerinden başka bir sosyalleşme biçimi var bizim deneyimlemediğimiz, içinde büyümediğimiz ve benim kuşkuyla baktığım ama onların kuşkuyla bakmayacağı. Bakmadı. Çünkü onun içine doğdukları, onun içinde yaşadıkları için. Çok zevk aldıkları. Çok zevk aldıkları, başka tür varlıkları olduğu. Gerçi hani orada da çok net bir şey var. Hani bendeki hikaye göz göze, yüz yüze baktığınızda ki iletişimle diğeri arasında bir fark olduğunu düşünüyorum ama bunun da bilmediğimiz, tartışmaya açacağımız bir kısmı var. Yani onların bize anlatacağı, bizim onlardan öğreneceğimiz, belki onların da bizden öğrenebileceği ama bunun bir alışveriş halinde olması. Burada hani bizim çalışmamız çerçevesinde hani Laden'in ilk konuştuğumuzda üzerine söylediği bir şey, tabii ki o yetişkinlerden bir taklit, bir güç ilişkisinin yansıması vardı ötekileştirmede. Belki hani programın zamanı açısından da baktığımızda hani onu belki açmasını isteyerek tamamlayabiliriz diye düşünüyorum. Yani ötekileştirme ve ötekileştirmeme mevzusunda aslında gençlerin içine doğdukları, içinde büyüdükleri ve yetiştikleri koşulların bir taklidini yapma. İşte onu mim mi diyoruz, mimik mi diyoruz, nasıl formüle edersen sen söyle ama onu da söyleyerek tamamlayabiliriz. Istiyorum. Yani çemberi kapatmak gibi olacak aslında. Evet. Gençlerin işte reformist olması ya da kriminalize olması, bunların hani işte bir mit halinde olmasını konuştuk ya. Ayrıca da ailelerinden kopartma gibi de bir niyetimiz hiç yok. Hiç öyle bir şey değil. Hayır değil. Zaten madem şöyle. Bütün kötülükler aileden geliyor. Hayır ama şöyle bir şey var. Yani opsiyonların olmasından bahsediyoruz. Aynen. Aslında. Yani başka bir tür hayatı seçmek isteyene, başka tür bir varoluşu kurgulamak isteyene, bir kere başka tür varoluşların olabileceğini hayal edebilmek olduğunu ve onun içinde yine de tabii ki kendi tercihlerini formüle edeceğini. Hmm. Ama bu işte başkalıklar dediğimiz şey, yani bu sadece işte bir yerden bir yere gitmek değil. Yani bir edebiyat, bir romanı okuduğunuzda da, bir filmi gördüğünüzde de başka bir dünyayı tasavvur edebiliyorsunuz. Hmm. Ki bu da bence bizim çalışmanın ilginç bulgularından. Çünkü gerçekten bu tarz sanatsal aktivitelerin de bir kırılma yarattığını gösteriyor olması. Bu illa sanat dediğimizde de sadece tiyatro bile değil. Bir folklor ekibinin parçası olduğunda da bu olabiliyor. Bu bana, bir kültür faaliyeti. Evet, yani bir farklı yaşamı tasavvur edebilme, bunun yanı sıra da gerçekleştirebilme imkanının olması. Ama yine kendisi başka bir şeyi seçebilir ki Türkiye'de çok güçlü bir değerler aktarımı olduğu için yani muhtemelen başkasını seçmeme ihtimali de çok var. Ama burada asıl soru hakikaten o yapabilirlikler kümesini sunuyor muyuz? Yani öyle bir şeyi düşünebiliyor mu? Öyle bir imkanı var mı? Yani o imkanı sunduktan sonra bunu seçiyor olması tabii ki o her gencin kendi yolculuğu, kendi hikayesi olacak. Gençlerden beklediğimiz yaratıcılık da ancak böyle mümkün. Böyle bir alanda mümkün. Hakikaten parantez kapanıyor birçok alanda. Yani özne olması, işte tercih... Gencin özne olması. Yani hem gencin hem de öznenin özne olması... Her birimizin aslında. Her birimizin özne olması tırnak... Yani bir sürü şey olabilir. Yani aile, konvansiyonel aileyi seçmeyeceği anlamına gelmiyor. İş o ki ama... Yani özne öyle bir özne haline getirebilelim, onu yeterli işte araçlarla destekleyelim ki tercih edebilsin. Yani mevzu bunu tercih ediyor da olabilir. Şahane tercih ediyorsa aileyi zaten. Aileyi de dönüştürebilir. Yani İkinci de onu söyleyeceğim. Evet. Aile dediğimiz şey de konvansiyonel anne baba iki tane çocuktan olmak zorunda değil.
Böyle bir şey yok. Ya, tarihte bunun örnekleriyle dolu aslında. Aynen öyle. Şu anda 1950'lerden beri böyle bir aile tahayyül ediyoruz. Geniş aile de olabilir, daha darı da olabilir yani. Aynen öyle. Yani bu 1950'lerin imajı çünkü yani. Anne baba iki tane çocuk, şahane, çekirdek aile falan gibi bu söylem. Bir çatı, evet. Bir çatı ve bunu işte ev sahibi olmakla ilişkilendiren söylemlerle tabii. gelen hikaye. Dolayısıyla bambaşka bir aile tahayyül edebilir. İş o ki ama özne kendisi seçebilsin. Yani bence buradaki derdimiz o. Yani demin işte yani kapatıp yani işte bu reformist olması, gencin liberal olmasına gelirsek konunun başına dönüp tekrar ya da işte kriminal olması. İlk Pınar'la Emre araştırmaların ilk sonuçlarını yayınladıklarında Pınar'la sohbet ediyoruz bir yerde. Sizin fark ettiğiniz bir şey bu aslında oradan çıkan. Ya bu gençler de aslında içinde bulundukları aileleri ya da sosyal çevrelerin pratiklerini ya da reflekslerini sıklıkla tercih ediyorlar veya onu uyguluyorlar. Dedi. Ve oradan işte bu 1,5 sene öncesinden gelen bir tartışma. Hemen adını anayım, benle ilgili değil. Paulo Freire diye bir adam var. Bu Brezilyalı bir eğitim felsefecisi falan. Ve işte Ezilenlerin Pedagojisi diye de hoş yazdığı bir kitap var, üstünde de çok kafa yormuş. Çok önemli bir şey söylüyor. Bir sürü şey söylüyor da bu önemli söylediği şey. Ezilen durumunda olan diyor. Geçen programımıza da referans vererek Emre çok hoş tanımlamıştı gençlerin durumunu. Apartheid rejimi olsak bu durumda olabilirlerdi sosyal dışlanma açısından diye. Ezilen durumunda olan özne güçle herhangi bir ilişki kurduğunda ezenin yaptıklarını, tutumunu, oluş halini, rolünü taklit etme eğilimi gösteriyor. Çok enteresan. Şimdi gençler bu kadar ezilen durumundayken kendisine en yakın gördüğü ezen pozisyonunu taklit eder hale geliyor. O da bizi en başında en yakın gördüğü yani pozisyon aile. En yakını ve onun sosyal çevresi. Dolayısıyla ailenin içinde kim, o yüzden aile anlatılır kitabınızda çok kritik. Ailenin anlatısını taşıyor gençte. Çünkü o ezen pozisyonunu ve yine o ezilen pozisyonunu taşıyor kendinde. Hem mağduriyet hem ondan aynen. kaynaklanan bir meşrulukla aynen bunun öyle. Karşı yansımasını gerçekleştiriyor. Dolayısıyla bu da bize şeyi gösteriyor. Yani jenerasyonlar arası, tırnak içinde söylüyorum, ötekileştirme durumu tıpkı yoksulluk gibi aktarılan bir şey haline dönüşüyor. Şimdi bu önemli bir şey bizim için. Farkında olmak açısından da bununla ilgili müdahale etmek açısından da. Çok benzer bir şey, sadece jenerasyonlar arası değil, patriark. Refleksler de benzer şekilde oluyor. Yani ezen pozisyonunda kimse o ezen pozisyonunu güçe herhangi bir ilişki kurduğunda yeniden taklit eder hale geliyor. O ilişkiyi biraz tanımlayabilir misin? Ne tür bir ilişkiden bahsediyor? Yetişkin olması mesela ezen pozisyonuna geçmesi için önemli bir adım. Yani şöyle söyleyeyim mesela benim başka bir doktora çalışmamda baktığımda çok net gördüğüm işte kayınvalide hayatı boyunca kayınvalide olana kadar o kadar çok ezilmiş ki kayınvalide olduğu anda gelininden bekledikleri tırnak içinde koca bir liste. Çünkü o ona yapılmış ve yaşatılmış, o yaşatılmanın yansıması olarak ilk kez belki güç elde ediyor. Ya da işte gene orada benzer bir biçimde hayretle gördüm. Özne olabilmek çocuğu olduğu noktada, çocuğunun yaşamı üzerinde söz sahibi olduğu noktada kendisi var olmaya başlıyor. Ama o zaman ne oluyor? Kendisi de çocuğuna baskı kurarak çocuğu var ediyor. Çünkü ilk kez orada özneyi olmayı kendi başarıyor. Nesilden nesile bir biçimde kendi öznelliğimizi yapamadığımız, yakalayamadığımız, yaratamadığımız hayatımızı nesilde bir sonraki nesle aktarıyoruz. Hatta yaş olarak genç tanımına girse bile Tabii ki. Evet. Yani çok da öyle çünkü çok daha erken yani benim bahsettiğim kitle en azından dezavantajlı. Tabii. Çok daha erken bir yaşta yaşamın kurgusunu çocuğu üstünden var etmeye çalışıyor. Yani erkle ilk ilişki kurduğunda işte kayınvalide çok iyi bir örnek bence o anlamda. Erkle ilk o nedenle kaynana diyorsun. Tabii. Ya oğlu üstün yani tabii. Oğlunun annesi olmak üstünden son derece patriark bir rolden tekrar erkle ilk ilişki kurduğunda onu üretiyor. Genç ilk neydi yetişkin olmak işte evli olmak, ayrı bir hanede yaşamak, sürekli bir iş olmasıydı. Bunlardan herhangi birini kurduğunda hem evin tırnak içinde söylüyorum evin erkeği müthiş bir erk pozisyonu tabii, o çünkü. Tabii. Böyle tekrar devlet baba oluyorsun. Baba tabii birinin reisi oluyorsun. Yani tam o erk pozisyonunu tekrarlıyor. Kaldı ki sadece o erki tekrarlamıyor. Bir önce o yetişkin olmaya ne atfediliyorsa
ezen pozisyonunda olan yetişkindi çünkü babasıydı. Çocuklarına sadece kadın değil, erkek de aynı şekilde tekrar geliyor. Ve şey yani oradan çıktığı ölçüde başka bir şey konuşabiliriz bence ötekileştirmeyle ilgili. Evet. Yani süremizi tamamladık. Evet, son sözleri alıyorum. Yok yani sadece şeyi söyleyecektim. Çok fazla aile modeli üzerinden kurduk aslında ama hani burada tabii ki toplumsal kolektif olarak diğerini ötekileştirme bu modelden çok etkileniyor ama tabii. Bunun ötesinde de tabii. Başka tür mekanizmaları ki hani kitapta da elimizden geldiğince detaylı olarak ele aldığımız işte o grubu tanımlamak, grup üstünlüğünü koymak, o sosyal mesafeyi arttırmak gibi ama aile burada gerçekten çok hayati bir rolü vardı ama onun dışında da orada o kimliklerin kendi özellikleriyle çok daha insan dışılaştırıcı bir dile dönebiliyor ne yazık ki. Yani burada konuştuğumuz şeyin toplumsal boyutta baktığımızda hani o aile modelinin çok farklı yansımalarıyla oraya taşındığında varacağı noktalar işte burada da söylemeye çalıştığımız insan dışılaştırmaya varıyor. Evet. Son söz. Çok teşekkür ederim çağırdığınız için. Ağzınıza sağlık, ne güzel olmuş. Kitap elinize sağlık. Evet. Çok teşekkür ederim. Efendim, bugün gençleri konuştuk ama gençleri konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü taze, hazır ama daha yayınlanmamış. Ama o tüm Türkiye olacak. Evet. Gençler var onlarda da ama bütün Türkiye var. Evet, doğru. Onu da bir başka programımızda ele alacağız. Pınar Uyan, Semerci ve Laden Yurtta Güler bugünkü konuklarımızdı. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sağ olunuz. Sağ olun. Çok güzel bir araştırma. Bilgi Yayınları'ndan çıktı. Bilgi Üniversitesi Yayınları'ndan çıktı. Ve Aralık ayında çıktığı için bütün kitapçılarda bulmanız mümkün. İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan ve sunulan 57. programımızı burada tamamlıyoruz. Gelecek hafta 58. programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Thank you.